Sen ve arkadaşlar bugün sizlere DJI drone'umuzda hyperlapse görüntü nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Hyperlapse görüntü ne demek? Timelapse dediğimiz bir görüntü şekli var. Saniyede bir kare çekiyor. Yani ayarlayabiliyorsunuz tabii bunu ama böyle bulutlar akıyormuş gibi zaman akışı yapılan bir görüntü demek timelapse. Hyperlapse ise timelapse'in hareketli hali demek. Mesela diyelim ki bu elimde gördüğüm şu an DJI Osmo Action 5 Pro. Ben bunu bir yere koydum ve zaman akışlı bir görüntü çektim. Buna timelapse denir. Çünkü kamera sabit, görüntü hareketli. Bulutlar böyle akıyormuş gibi, işte su gidiyormuş gibi, böyle akıyormuş gibi ya da insanlar akıyormuş gibi, buna timelapse denir. Hyperlapse ise kameranın da hareketli olduğu bir görüntü demek. Bunu biz drone'da yapacağız. Yani drone hareket edecek, kamera hareket edecek ama bulutlar da böyle akıyormuş gibi görünecek. Bunun için rüzgarlı bir havayı seçtik. Burası gördüğünüz gibi bir göl kenarı. Bulutlar var. Bulutların olduğu bir günü seçerseniz daha iyi olur. Tabii sizin tekniğinize göre değişmiş. İnsanların olduğu bir günü de seçebilirsiniz. Böyle kalabalık bir yerde akan bir görüntü de seçebilirsiniz. Ama biz bunu bulutlu havada size göstermiş olacağız. Nasıl ayarladığımızı göstereceğiz. Drone'u yeni alan arkadaşlar buradan bakıp bilgilensin. Evet, şimdi drone'umuzu açtık, kumandamızı ayarladık. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birisi arkadaşlar, hava çok rüzgarlı olduğu için erkenden aksiyon almanız gerekiyor. Nedir mesela? Nereyi çekeceğinizi bilmeniz lazım. Yani drone'un zaten belirli bir kapasite bataryası var. Yani 20 dakika falan. Sizin nereyi çekeceğinizi bilmeniz lazım. Önceden bunu ayarlamış olmanız lazım. Çünkü drone'lar genelde 20 dakika falan uçuyor. Zaten bu rüzgarda uçtuğu için biraz da şarjı hızlı gidecek demektir. Rüzgarlı havada drone'un şarjı hızlı biteceği için yönümüzü belirliyoruz. Ondan sonra hızlıca uçuşa başlıyoruz. Drone'umuzu yavaşça kaldırıyoruz ve size bu görüntüleri çekiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, home point'te yerimizi belirledik. Güzel bir açı bulup size bunu göstereceğiz. Bu kadar yüksekliğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu anda 111 metredeyiz ve buradan kumandamızın üzerinden geliyoruz. Burada aşağıda menümüzde hızlı çekim modumuz var arkadaşlar. Buraya girdiğimizde ekran biraz daha daraldı. Burada bizim 4 çeşit modumuz var. Diğer modları da size diğer videolarda anlatacağım ama bizim işimize yarayacak olan burada yön kilidi. Çünkü belirli bir yönde drone'un ilerlemesini istiyoruz arkadaşlar. Yön kilit ayarı yapacağız. Aralığımız 2 saniye. 2 saniyede bir fotoğraf çekecek. Toplamda 5-7 saniye bir görüntü alacağız arkadaşlar. 5 saniye de alabiliriz, 7 saniye de alabiliriz. Uzunluğa tıklayıp buradan 7 yaptığımızda 7 saniye bir görüntü alacağız. Kaç kare fotoğraf çekecek? Ortalama 175 kare fotoğraf çekecek arkadaşlar. Bu aralık iyi diyorum. Şimdi arkadaşlar bütün parametreleri ayarladıktan sonra buradan yön kilit ayarı yapıyoruz ve çekime başlıyoruz. Ben buradan çekime başla dediğimde otomatik olarak fotoğraf çekmeye başlayacak. Şu an 175 kare çekecek. 2 kare çekti. 3. kareyi çekti. Her 1 saniyede bir, yani 2 saniyede bir toplamda işte görüntü çekiyor. Ben yönü kilitliyorum. Burada yön kilidi tek yöne arkadaşlar. Yani bu tarafa doğru yürüyerek diyorum. Sen görüntü çek dediğimde o kendi makul hızına göre bizim görüntülerimizi çekip birleştirip video yapacak arkadaşlar. Tabi diğer 4 modu da isterseniz kullanabilirsiniz. O 4 modun birinde serbest free şekilde hareket ettirebiliyorsunuz drone'u. Soldan sağa, sağdan sola, artık istediğiniz gibi. Buradaki en önemli konulardan biri hafif rüzgarlı bir günü tercih etmeniz gerekiyor. Bataryaları iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü hafif rüzgar olduğu için bataryalar hızlı bitebiliyor arkadaşlar. Rüzgarlı günü niye tercih etmeniz gerekiyor? Bulutların akışını daha rahat alabilirsiniz. Bulutlu bir günü tercih ederseniz daha iyi olur. Ve bir obje belirlemeniz de gerekebilir. Yani siz bir anıtın etrafında da bunu çekiyor olabilirsiniz. İnsanlar etrafında böyle akarken ya da bir dağı da çekmek istiyor olabilirsiniz. Bir köyü de çekmek istiyor olabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben bunu rastgele size göstermek için çekiyorum. Normalde kullanıyorum ben bunu arada bir. Özellikle kışın yağmurdan sonraki böyle güneş açtığında falan çok iyi oluyor. Sabah altın saatlerinde çok iyi oluyor. Çünkü kışın güneş doğarken böyle o sis bulutu, çiğ bulutu gerçekten çok iyi oluyor. Ortalama 4-5 dakika sürmüyor bile arkadaşlar bunu çekmek. Sizlere gerçekten yaratıcı şeyler için
bunu tavsiye ederim. Yani benim çok hoşuma gidiyor yani bunu yapmak. Ekranda size kaç dakika kaldığı, kaç saniye kaldığı gözüküyor. Şu an bitmek üzere arkadaşlar. 30 saniyesi kaldı ve ekranda kırmızı bir nokta var. O nokta bitiş noktasını gösteriyor. Son 20 saniye sonra bizim Hyperlapse görüntümüzü verecek. Aslında bu kadar basit yani. Biraz sadece pratik yapmanız gerekiyor. Tabii rüzgardan dolayı drone sağa sola biraz hafiften dönebilir. Onu post prodüksiyonda ya da düzenlerken siz ayarlayabilirsiniz isterseniz. Eve çağırdık arkadaşlar. Videomuz oluşuyor. Video oluştuktan sonra bunu da sizlere göstereceğim. Bu 5 saniyelik görüntü bizim bataryamızın %50'sini yedi arkadaşlar. Drone'u indirirken de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü az önce suyun içine iniş yapmaya çalışıyordu. Neden? Rüzgardan biraz yıpranmış, yorulmuş olabiliyor. İndirirken zaten böyle bir yarım metre falan kayma yaşayabilir. Biz zaten gölün kenarında olduğumuz için bu gayet normal. Şimdi videoya bakıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şey çıkmış? Toplamda 7 saniye bir görüntümüz çıkıyor arkadaşlar. Bu 7 saniyelik görüntüde tabi biraz sağa sola böyle sallanmalar olmuş. Sebebi de rüzgar çok güçlü. Şu an 25 km hızlı bir rüzgar esiyor. Gördüğünüz gibi aslında bu kadar basit bir şekilde hyperlapse görüntü çıkartabiliyorsunuz. Gölün üzerinden geçen o bulutların gölgesi falan gayet güzel çıkmış. Bunu sonradan istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Size video olarak veriyor zaten. Drone'umuzu sağ salim indirdik. Bayağı rüzgar var. Bu drone'lar zaten rüzgarlara dayanıklı üretiliyor ama yine de insan biraz korkuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi drone'umuz sağ salim inmiş durumda. Hyperlapse videoyu bu şekilde rahatlıkla çekebilirsiniz. Bu video nerede işinize yarar? Özellikle böyle kampa falan gittiğinizde o göl üzerinde uçurursanız işte öyle bulutlar falan akıyormuş gibi. Gerçekten çok güzel oluyor. Diğer modları da kullanabilirsiniz. O modları size anlatacağım. Free olan modu, circle olan modu ve en önemlisi waypoint olan mod. Gerçekten çok önemli bu dronlar için. Bu işi yapanlar ya da bu işten zevk alanlar için gerçekten çok önemli. Onları da özellikle sizlere anlatacağım. Başka bir videoda görüşürüz umarım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.